Merhaba, programa hoş geldiniz. Nasıl başlayacağımı bilmiyorum programa. En iyisi EYTB diye başlayayım. EYTB diye başlayınca siz zannedeceksiniz ki EYT'den bahsedeceğim. Yok, EYT sonra konuşacağım bir konu. Çünkü EYT'de ciddi tartışmalar var, zor durumdalar. Başka bir şeyden bahsedeceğim. EYTB derken Numan Kurtulmuş'a dönmek istiyorum. Ondan bahsedeceğim. Numan Kurtulmuş şöyle bir laf etti ki ağzından yel alsın diyesim geliyor. Yani durdu dedi ki Sayın Cumhurbaşkanımız bir takım toplantılarda ilçe, muhtarlık bilmem ne falan filan bize kendisinin fani olduğunu söyledi dedi. Numan Kurtulmuş ağzından yel alsın. Tabii o öyle söyleyince siz ne diyorsunuz bilemiyorum. Yani şimdi sizin yerinize ben hep empati yaparım ya. Empati yaptığım için bana da kızıyorsunuz ya. Bir empati yapsam ne derim şimdi? Cumhurbaşkanı dedi ki biliyor musunuz arkadaşlar ben de öleceğim. Aman efendim ağzınızdan yel alsın. Erdoğan ağzından yel alsın denilebilir mi? Ben Numan Kurtulmuş'a diyebilirim de Erdoğan'a diyebilir miyim? Bana dese ki sen bana bu kadar muhalefet ediyorsun ama ben de öleceğim. Aman ağzından yel alsın. Ben o zaman kime muhalefet edeceğim? Diyebilir miyim? Yok diyemem. Bu nereden çıktı? Yani acaba diyorum AKP içerisinde cidden Erdoğan'ın ölmeyeceğini, peygamber bile öldü ama Erdoğan'ın ölmeyeceğini zannedenler mi var? Bir sokak röportajında birisi söylemişti, bir amcam bilmiyorum tabii. Benim birisinin amca diyecek yaşım da geçti esasında. Sevmiyorum da bu abi, amca, abla, yenge. Bana çok feodal bir ilkellik gibi geliyor. Onu bir programda işlerim yani. Çok saygı duyduğum ve samimi olduğum birisi ise beyefendi, Hasan Bey'im, Fatma Hanım belki ama abi abla nedir bana hep garip gelir. Neyse ağzınızdan yel alsın hakikaten şimdi fena oldu. Şimdi Erdoğan'ın birdenbire ölmüş olabileceğini düşünüyorum da ne diyecek gazetelerin başlığı? Demişti. Ben öleceğim demişti. Ben o sokak röportajını yahu kendisini o kadar şey yaptı ki bari Allah diyelim de kurtulalım falan filan diye bir sokak röportajı hatırlıyorum. Tam çıkartamıyorum şimdi ama öyle bir şey söylemişti bir amca. Allah olmak istersen toplanak Allah diyelim. Peki bu fani dünyayı niye hatırlattı? Numan Kurtulmuş bunu dururken söylemedi. Yani böyle bir proje olabilir mi? Evet olur. Ne zaman olur? Erdoğan tam da arkadaşlar, sayın vatandaşlarım, halkım, kullarım, beni son defa bir daha seçin. Bakın ölüyorum'u Numan Kurtulmuş söylüyor. Fani dünya. Numan Kurtulmuş, şimdi Erdoğan kendisini acındırıyor. Ya öleceğim diyor, bir oy verin, yoksa öleceğim. Benim dediğime mi geliyor acaba? Yıllar önce yazmıştım, çok oluyor. Lütfen intihar etme diye. Çünkü Erdoğan seçilememiş Erdoğan, hapishaneyi düşlemesi lazım ama nasıl bir hapishane o AKP'nin kurulacağı ya da yerine YKP'nin kurulacağı bir hapishane değil. Bu sefer bambaşka bir hapishane düşünmesi lazım. Bunu düşündükçe fani dünya akla geliyor ve ben öleceğim. Beni seçmezseniz öleceğim. Bunu Numan söyleyecek ben söylemeyeyim. Benim ağzıma yakışmaz. Bunun bağlantısı biliyor musunuz? Çünkü durup dururken bir parti genel sekreteri ya da ikinci başkanı genel başkan yardımcısı her neyse işte. Halka durup dururken efendim genel başkanımız bizim fanidir diye açıklama yapar mı ya? Böyle bir şey olur mu? Şey gibi yani ne bileyim bizim genel başkanımız efendim ara sıra osurur. Yani o da sizin gibi aynen böyle zart zırt. Böyle bir şey ben hayatımda hiç görmedim yani. İngiltere'de bulundum, Fransa'da yaşadım, İngiltere'de yaşadım, İskoçya'da yaşadım, İsviçre'de yaşadım, Almanya'da yaşadım. Hiç kimse demedi yani ne bileyim ben. They know that Churchill is going to die one day. Ya da est-ce que tu savais que Pompidou va mourir? Un jour qui va mourir. Bir gün ölecek ya Pompidou ya da De Gaulle ne bileyim ben. Hiç böyle Amerika o burundan yapamıyorum onu şimdi ne bileyim ben. Amerika diyeceğim Kennedy aklıma geldi o öldürülecek. He will be killed. Böyle açıklama yapılır mı ya? Ha bir de onların açısından bak dinen caiz midir acaba yani bir gün ölecek. Geride bir suikast var da bunu mu yani bir gün öldüreceğiz. Bunalttık adam mı diyor ne bileyim ben garip bir şey. Ama Erdoğan yalvarma noktasında. Bak öleceğim Numan da şahidimdir. Beni bir daha seçin. Sanırım daha çok yalvaracaksın Erdoğan. Madem öleceksin diğer rahatsızlıkları da bilelim mesela. Yani ne bileyim ben. Mesela o zor yürüme hastalıktan mı yoksa ödü bir şeyine karışmış durumda hep çelik yelek mi giyiyorsun mesela? Ağırlık yapar o yaşta. Evet, bunu öğrendiniz bu sefer de. Hep ciddi programlar yapmayacağım tabii. Yani niye hep ciddi programlar yapayım ki? Yaptırmıyorlar ki. Koskoca AKP Genel Başkan Yardımcısı böyle bir açıklama yapıyor ya. Aman aramızda kalsın bizim başkan fani. Ne zaman gidecek bilmiyorum. TOG'dan önce mi TOG'dan sonra mı? O Anadolu Kırmızısı Nedim Şener'in var ya TOG. Ondan önce mi gidecek ondan sonra mı gidecek? Onu da bilmiyorum. Evet birazdan yola çıkacağım. Var gitmeden dedim size böyle bir gülücüklü haber göndereyim. Program göndereyim. Ne yapayım? Yani tabii bir cumhurbaşkanının fani olması gülücüklü bir şey değil tabii. Yapacak bir şey yok. Yani başımız sağ olsun. Seçimden önce mi seçimden sonra mı bilemiyorum. Bilemiyorum öyle bana soru sorar gözlerle bakmayın. Psst yapacak mı onu da bilmiyorum. Yapar. Fani ise onu da yapar. Evet. Bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.